Evet Tunancım, güzel dizimizin evet. üçüncü bölümüne ulaştık sonunda. Aynı jenerikle devam ediyoruz. Aynı Bu jenerik sebep... e, dünyanın en dandik jeneriğiyle başladık bu jenerik ben hani geçen bölüme mahsustur demiştim ya belki devam etmez. Belli ki bütün bölümlere bunu yıkmışlar. Evet ya biraz olmamış bu Hadi iş. her bölüme jenerik yaparlarsa zaten hayvan gibi para demek. böyle bir şey olmaz zaten. Öyle bir şey de her sezon değişebilir belki. HBO ee, bazen dizilerini sezon sezon Yok yok. Ben mesela bu bölümde etmem kendi jeneriklerine falan dönecek sanırım. Yani kendi müziğine jenerik müziğine Nine, dönecek sanırım. Ben bütün spin-off'larda aynı müziği kullanacaklar onu da düşünmeye başladım artık. <laughs> Arkadaşlar House of Dragon dizisinin birinci sezon 3. bölümünü konuşacağız şimdi. Bu bölüm e, millet çok sıkılmış genel olarak ama ben şahsen gayet beğendim bu bölümü. Yani hatta bence Yok ya bu bölüm aşırı puan aldı. Yani. 9.9 almış IMDB'de. Çok e, durağandı falan diyorlar da yani bence kim diyor ya durağan? Ben yanlış mı düşünüyorum şu an? Yanlış mı gördüm acaba? Olabilir ya millet savaş falan olduğu için. Hıh. Hmm. Savaş sahnesi ee... bu bölümde benim en az ilgimi çeken şeydi. Bölümde çok güzel sahneler vardı bence. Atmosfer da, diye buna derim işte kardeşim. Atmosfer böyle yapılır. Ya yine de bu bölüm benim en az be beğendiğim bölüm. Öyle mi? Ben, ben de... geçen bölümü çok sevmiştim. Hı hı. Ee, bu bölüm savaştan dolayı ben hiç beğenemedim. Savaş çok kötüydü ya. Ya kimse kusura bakmasın. Yani eğlenen gelecekte nasıl böyle 9.9 falan onu çok anlayamadım. Orayı ya en son konuşalım. Gündeyim. Orayı en son konuşalım. Genel olarak Aynen. bölümü ha, yani sana. genel olarak bu beğenmedim sadece o sahneyi. Yok yok savaş asıl Hı. savaşı beğenmedim yani. Bu bölüm güzeldi ya şeyleri ondan önce kısımları güzeldi av kısımları. Ya orada pek çok metaforları da kitlemişler de kitlemişler böyle. Foreshadowing falan da var muhtemelen oralarda. Hani bizim bilmediğimiz. Hı hı. E, keyifliydi. Diyaloglar da keyifliydi. Bazı nostaljik karakterlerin yani karakterin dedelerini görerek nostalji yaşadığımız Lannister'lar gibi işte bazı haneler gördük. Redwine'lar gibi mesela. Leinster'lar hiç değişmemiş. Asırlardır evet. aynı şerefsizlik ve Danyolukta da devam ediyorlar anladığım kadarıyla. Yani evet. hacı abi Tywin gelmiş bunları adam etmiş. <laughs> evet o <doğru>, kendisi <laughs> böyle diyor zaten. <laughs> ben onu anladım yani Tywin bir hell of karakter yani bayağı sağlam bir karakter. Yani hani Tywin bunları görünce falan bunların dedesi falan olduğunu bilse bayağı utanırdı Yo, herhalde. Yo babası <laughs> için diyor zaten ha annemizi çok kötü durumlara düşürdü babam hmm. çünkü babası tam tersi karakterde bir insanmış falan Zaten evet. babasının öyle olmasından dolayı kendisi çok sert birine dönüşmüş falan. Şimdi bölüm e, bir kere zaten hayvan gibi zaman sıçramasıyla açılıyor. Evet. 2 e, sene ya mi? 3 4 yıl 3 sene mi geçmiş öyle bir şey. E, buna rağmen bence tutarlı bir ilerleyişle gidiyor. Yani evet. böyle göze batmıyor bu sıçramalar. Ama hissedebiliyorsun Hı. da. Mesela bizim kral çok yaşlanmış. Özenli. Yani hastalıkları Tabii. ilerlemeye başlamış Belki Saçını seyreltmişler. Değil mi? Evet. Hı. Evet. Ve bu bölüm en çok oyunculuğunu beğendiğim adam Viserys'ti açıkçası. Net. Çok beğendim. Yani. Net. Yani çok iyi oynuyor. Bu bölüm beğendim. artık karar verdim. En iyi, bu, bu bu oyuncuyu çok iyi seçmişler rolüne dedim. Hmm. İkna etti beni artık yani. Ve çocuğun yaş günüymüş. Eganın İkinci çocuğu olmuş. Orayla başlıyoruz. Öncesinde bir şey yok yani. Zaten çok önemli bir mevzu olmuyor. Sadece... Aslında giriş de savaşta açılıyor. Ha, evet, ee, evet, evet. Pardon. Doğru. Crab Feeder şey yaparken aslında girişi güzel. Tam Game yani, of Thrones girişi değil mi? Evet. Yani, tam bak, Game of Thrones girişi. İşte atmosfer derken bunu kastediyorum. Adam işte şöyle dururken işte sen görürsün buraya gelecekler seni dümdüz edecekler işte ağzını burnunu kıracaklar diyor. Ejderha görüyor seviniyor. Aa prensim prensim. Sonra ejderha gidip garç diye üstüne basıyor ya. Yalnız şeyi çiğ buldum biraz. O adam bu kadar bağıra bağıra konuşmasını çok çiğ buldum ben. Yani millet tam o espri espri olarak komik ama güzel yani güzel bir sahne de. Ya çok çiğ hacım yani hani orada biraz şey istiyorsun. Biraz e, söyleyi Vince. Ha. E, ya orada biraz Vince ya ironi gösteriyorsun ya orada. Hani orada bir biraz Vince Gilligan estetiğiyle hani göresin geliyor. Bu burada hani bas bas bağıran geldi benim lordum. Haydi saldır işte bu falan diye çak diye öldürmek falan. Hani biraz çok <laughs> kör yapar bak şey ya, oldu. Tamam böyle. doğru söylüyorsun ama ben orada Ejderha gelip izince yani böyle kahkaha atmadım. Güldüm ama şunu dedim kendi kendime. Evet abi Game of Thrones'un evreni de böyle bir şey yani. Ejderha gelir üstüne karşı diye basar yani. Çünkü zaten orada bilerek de basmıyor ya hani orada şey var yani. Ejderha gelir basar üstüne yani hani Hı -hı. onun için orada olan adamın çok önemi yok ee, i̇şte Ama mevzu. Bir de orada hani sen işte geldi prensin bilmem ne diyorsun. Yok Hayır abi. Hay. İşte bu kadar evet. diyaloğu dökmene gerek yok. Yani ben böyle bir şey böyle can ile can hıraş bir hengame yaşayıp şey, böyle canını kurtarmak için aşırı böyle bir aşamalardan geçtikten sonra birden umut ışığı olarak ejderhayı görünce of evet kurtulabilirim diye ümitlenip ölse falan çok daha hoşuma biraz gider. Biraz öyle ama. Böyle. Biraz öyle değil mi? Yok ya orada biraz hani ya orada bağıttırıyorlar. Adama diyalog kurduruyorlar. Hmm. i mean Gözüne gözüne sokturuyorlar ya. O, o tarz anlatımı oldum o da sevmem yani. Hani, Hı -hı. Böyle anlatmana gerek yok diye hissederim her Anladım. zaman. Neyse ya yani bu kısa sahne için bunu bu kadar değişikliğe. Yo aslında bu sahne önemli o anlamda İşte bence dizinin Hı -hı. temasını çok kısa bir sürede verdiği için ben bu sahneyi. Yoksa dediklerine katılıyorum. Hı -hı. Onu hani ha evet abi Game of Thrones evrenindeyiz falan dedirtti bana izlerken. Onu Hı -hı. yani başlar başlamaz öyle bir şeyle izlememiz Hı -hı. ki hani öbür bölümün sonunda zaten Damon'la şey anlaşmıştı. Hani o Hı -hı. sıçramayı da güzel bir noktada tuttular. E, yani Matematik güzel, onu sevdim yani. Sonra tabii iki kardeşin şey paralelinde arka arkaya göstermek güzel. Yani o orada işte 3. senedir savaşla bununla uğraşırken tak bizimki eğlenceye, Hı -hı. av partisine falan çıkmış. Onu görüyoruz. İşte çocuğunun yaşını falan filan kutluyor. Güzel şeyler bunlar. Bunu göstermeleri. Bu hani tezatı göstermeleri. Hı -hı. Şeyde CGI yalnız e, çok garip seyrediyor dizide. Yani. Bazı yerler çok iyi bazı yerler çok daha, <laughs> çok, daha Evet yani o açılışta mesela Ejderhan ilk gözüktüğü an karaksisin. harika gözüküyor. Evet. Inanılmaz. Bir de zor bir sahne. Gece sahnesi yani. Tabii tabii çok zor. Ama mesela orada inip mesela orada bir adam parçalıyor. Ayağı parçalanıyor orada. Oradaki şikayet iğrenç. Hmm. Tamam mı? O aşırı kötü. Yani oraya bir bakın. Böyle hani garibanları var ama hani önemsemiyorsun. Önemsediğinden değil ama garibanları var. Neyse sonra A Partisi'nde işte orada pek çok şey oluyor yani. Hani pek çok aileyi görüyorsun. Yani o Tayyip Aytavr'ın işte abisini kardeşimle gördük. İşte bu avukat abimizin ailesini gördük diğer işte Lannister'ları gördük Wine'ları gördük. bayağı bir kişiyi gördük. Biraz daha Lord'ları gördük. Ortalık biraz daha hani böyle zenginleşiyor. Güzel bir şey. Bunlar hoşuma gitti. Hepsine bir girizgah gibi bir şeyler oldu. İşte kadınların dedikodu ortamını gördük. Oraya işte Strong abimizin e, sakat oğlu geldi falan. E, götüm götüm kuru pasta yerken milleti dinliyor falan filan. Enteresan bir karakter belli ki. İşte kralla tek tek konuştular. İşte Lannister kendi havasına göre konuştu. Otto geldi. Kardeş işte bak benim oğlanla senin kızımı evlendirsek benim torunla falan filan yalnız Otto'nun gidişatını biraz şey yapmıyorum ya çok açık gitmiyor mu ya? Yani üf, tabii artık çok böyle önünde bir şey yani bir engel kalmadı bir, zaten dünür oldu şey oldular da, dünür değil mi? Acım yani. şimdi engel şu mesela amacın senin işte torununu varisi yapmaksa bunu böyle gözüne gözüne krala söyleyerek olmaz ya kralı herhalde. Ya biraz mi? avucunun içine almış gibi oldu ya Kral bunun artık hep dener dediğini dinliyor falan. En son sadece, öyle mi ki? Tam işte öyle bir yokladı denirmiş. bunu. dedi ki ya işte hmm. hani şey mi yapsak falan. Ya dedi buraya dedi büyük eğlenmeye geldik. Hala entrika dinliyorum. Yeter artık diye buna bir posta koydu en sonunda. He. Başından Hayır ama şey yani. tekinsizliği yok ya onu biraz beğenmiyorum yani. Hani Game of Thrones'ta Evet evet. Biz acım. son yok, sezona evet. kadar son sezona kadar 4. 5. sezona kadar falan Littlefinger'ın amacı ne bilmiyorduk yani. Evet evet. Varis'in amacı ne bilmiyorduk. Ya onu şuna bağlıyorum acı. Burada artık oturmuş bir hanedan var ya. O zaman hmm. daha sallantılı ya Game of Thrones döneminde işler. Herkes hmm. herkes şeyin ucunda. Burada şimdi Targaryenlilerden Hala korkuyorlar bu hale rağmen. Çünkü hal bir sürü terbiyen var. Ha. İşte ondan dolayı o taht oyunları olayı o kadar derin değil anladığım kadarıyla. Yani George Martin öyle yazmamış. Başka bir şey odaklanmış. Bence odaklanan en büyük şey işte zaten hani dizinin konusu olan iç savaş muhabbeti. Onu ördüğü için oralara çok girmiyor gibi geliyor bana. Ha Ama hmm. alttan alttan bu evrenin bütün olayı zaten entrika bilmem ne olduğu için. Ki <laughs> bir seris gibi zaten biz de isyan ediyoruz ya yani artık yeter! Sürekli entrika falan diyoruz ya böyle. Ondan sonra biraz da ejderha görelim falan oluyoruz ya böyle. Hani biraz biz biraz o yüzden ben orasını öyle gibi düşündüm. Ama bu sahneler çok güzeldi. Yani o geliyor evet. oğlumu sana yapalım. Lannister geliyor Hı -hı. kızını bana ver bilmem ne. Herkes evet. şu kafada yani. Ya bu kral kesin oğlu olduğu için artık evet. e, ona geçecek büyük ihtimalle varislik. Hı -hı. Ve adam açık açık söylüyor ya sen benim kızımı boşu boşuna mı yaptığımı zannediyorsun. Diyor ya hmm. adam hani bir hmm. meğerse bu konuda gayet net yani hani o kızını kesinlikle varis bırakacak zaten sorun da oradan patlayacak belli ki sonra yani ileride nette bir yerde de şey diyor işte tam da kararsız da bir anda işte doğru karar mı verdim falan filan diyor ha evet zaten e, ben bu bölümde şunu dedim acı ben viserisin dedim ya ben visersim <laughs> aman herkesin gönlü olsun aman o da mutlu olsun savaş çıkmasın kavga çıkmasın aman işte ona da yetişeyim onu da mutlu edeyim ama hep ortada kalıp ortadan ikiye bölünen de seris oluyor. Ya ben o kadar Allah'a çok şükür basiretsiz değilim ama hani bazı noktalarda o geldiği zaman patlıyorum ama. Bir de çok böyle şey yani bağ kurdum bu bölümde. alan dedim yazık adam aman dedim. Zaten bir yandan çürüyor. Zaten Hı -hı. bu işi de belli ki krallığa aslında hiç istememiş ama mecburen Hı -hı. diyor ya bu bölümde de. Benim bile görevlerim var yapmak zorundayım falan diyor. Zaten Hı -hı. ileride de Al Alice'ta diyecek ki yani. Ne dreamer diyor da işte Hayal hmm. hayal değil aslında. O. İşte yani e, manevi görevi evet. olanlar gibisinden bir şeyden bahsediyor. Hani bir böyle savaş meydanında savaşanlar var, bir de benim gibi dava adamları var. Manasında filan Evet. Sure, Vizyoner, evet. Öyle görüyor hmm. kendini. Ama bir noktada Hı -hı. diyor ya, öyle de öyle de değilim diyor. Öyle zannettim evet, kendimi ama. Bir kere oldu diyor. Ha. Aynen, bir kere yani oldu. Yani ben ben hiçbir şey olamadım diyor yani. Olmak için çok çabaladım diyor. Tekrar evet. rüya göreyim diye çok çabaladım. Evet, Ön... yani bütün amacı o aslında. Ha. Hele o geyik sahnesi çok güzeldi bence. Biraz atlayarak gidiyorum ama hani aklıma geldikçe Öyle söylüyorum. Yok yani, o geyik sahnesinde bir de şey diyorsun ya yani bence çok güzel bir sahneydi o. Yani bence sondaki savaş sahnesinden bile çok güzeldi. Ama her şey yalan lan diyorsun böyle tamam mı? Hı. Bu dünyada kahraman diye bir şey, Damon'ın yaptıkları kahramanlık. Ama o da o da onun için yapmıyor ya. Herkes kendi Hı. için yapıyor ne yapıyorsa. Ya bir geyiği bile birileri tutuyor, onu bile Hı. iki kere de öldürüyor falan böyle. Ve yani Viserys mesela orada şey belli yani o sahne. Ya bunu yapmak için yapıyorum yani. Bu geyi öldürmem hiç mi? Bir... Ki aradıkları geyik o bile değil. Hani beyaz hı. geyik arıyorlar. Onun zaten e, Rhaenyra'ya gelmesi de çok güzeldi bence sahne olarak. Bir tek domuz sahnesini anlamadım. Neydi manası yani? Manası var mıydı ya da? Bilmiyorum. Vardı ya bence. Domuz sahnesi şöyle hatta benim o çok hoşuma gitti. Başta bir şey diyor hani kız avları sevmiyorum diyor. Domuz çığlıkları bebek çığlıklarına benziyor. Hı hı hı, doğru. Rhaenyra. Ve kardeşi de bebek malum. Hmm. E, ve bebek diyelim yani domuz buna saldırdığında artık saldırınca yani öldürmek istemiyorum, kıyamıyorum aslında dediği domuzu yani hunharca parçalaya parçalaya böyle bir güzel artık foreshadowing midir bilmiyorum. Bence yani öyle biz bağlı. Evet. Sen bir, biz, diye. Hikay biz hikayeyi bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum ha. Ben hiç ben bak dümdüz ben bende hiç yok. Ben şeyden de almadım. Ya videolarda da şey almıyoruz. Spoiler almıyorum Hı -hı. hiç. Benim çıkarımım bu. Bu şeyde o anlamda güzeldi hakikaten. Şeyle uyumu da güzeldi. O yanındaki adı neydi? Kristin Cole. Kristin Cole'la özellikle bu bölümdeki diyalogları uyumları falan bayağı güzeldi. İyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Kristin nasıl bir isim Oğlum Kristin normal bizim dünyamızda Hristiyan, Hristiyan'dan geliyor. Hristiyanlık o diye Christian. bir şey. Aa, <laughs> pardon. Tabii, bu farklı Kristin. Kristin Stewart gibi değil. <laughs> Peki senin şey ne mesela bak benim 3 bölüm itibariyle favori karakterim oldu. Oturdu. Pek değişmeyecek gibi duruyor. Ben senin senin kim mesela favori karakterin? Ya benim şu an Rhaenyra. Belli bir sebepten değil ya. Yani. Benim şu an benim Game of Thrones'da da favori karakterim yoktu yani. Ama hani evet. bir tane seçecek olsun herhalde onu seçerim ya. Yani. Benim kesinlikle Lionel Strong abi. Kim o? Adamı. Ha ha. Işte aklı başında insanı değil mi? Evet abi. Adamın hiç boş lafı yok. 10 evet. numara adam, sırf realm için çalışıyor, evet. e, krallık için çalışıyor. Bayılırım. Ben varisi de çok severdim. Ee, bunu da bir varisi gibi değil mi biraz sanki? Şey evet, e, bence biraz. Entrikaları ben... bilmem nesi değil de hani hizmetsel yani, halk için falan. Yani adam. gönlü doğru yerde olan çok zeki adam e, modunda. E, bu da öyle gibi hakikaten. E, çok seviyorum yani onun. Onun diyaloglarını hep süper. Çok hoşuma gidiyor onu dinlemek. Oğlum Otto ne kadar iğrenç bir insan ya. Bunu konuşalım biraz bence. <laughs> i̇ki biraz yaşında kardeşiyle buradan... evlenmesini söyledi ya adama. Ya hacım bana hiç garip gelmiyor bu çağda ya. Çok Hayır bak, bak şimdi. Tamam yani Targaryenler için özellikle çok normal bir şey falan okey. Hayır olay sadece Targaryen değil yani. olay ya, Evlilik hiçbir anlam ifade etmiyor ya o devirde. Evlilik demek. Evet tamam. Yani güç, kontrat güçle yani. alakalı bir şey. Kontrat aynen ya. Sözleşme. Ama başlayalım. abi yani adamın krala da gelip. Senin şu çocuklar de, 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 de. falan yapması. <laughs> i̇şte onu çok ucuz buldum ben ya. Hiç taktik maktik gibi olmadı. Adam iyi oynamıyor ama ya. Çok iyi oynamıyor Adam süper oynuyor abi. <laughs> Hep Adam baya bayağı iyi oynuyor. Bugün ne hindik yapsam ya? <laughs> <laughs> ben bu dizinin şerefsiz karakteri olarak ama krala <laughs> aklıma bir pislik geldi. <laughs> evet evet iyi hakikaten. Şey falan da bak küçük küçük ayrıntılar falan da çok dikkat ediyor. Özenleri çok hoşuma gidiyor. Mesela dikkat çekici kralın bu sefer iki parmağı artık çürümüş geçerli evet, evet. içerisinde. Ya bir de böyle kambur geziyor. Vücudundaki güçler bitmeye başlamış. belli yani hmm. hastalığın ilerleyişini hissettiriyor dizi evet. çok güzel. O çok güzel. Evet. Ama şey bak nüans şeyde bu bu dediğim yani o parmaklarını kesik gördüm sahne daha ileride. Hı -hı. Şeyi önceden görüyoruz mesela. Şeyi öldürüşünü, geyiği öldürdüğü sahne daha önce. Hı hı. Geyiği öldürdüğü sahne dikkat ettim acım İki kere izledim ben hanımla da izleyince. Şeyi tutuyor ya mızrağı hı -hı. tutuyor böyle. Hı -hı. Şimdi iki parmağı yok ya. 啊，那都 <Mer> <Sure. S 1> Şöyle tutuyor hı hı. şeyi. O öyle olur yani. Eldivenin burası boş olduğu için böyle kalır. Mesela ay halbuki şeyi sonradan gösterdiği halde kesik parmakla sonradan gösterir. Bak bak yani özene bak anladın mı? Bu özeni gösterir. Yani Yüzüklerin Efendisi dizinde olmayan şey kastettiğim anladın mı? Bu ayrıntılara özen göstermek. Bu çok değerli. Tamam. Yani bu eğretilikleri bile çok güzel yapıyorlar bence. Yani hı. mesela o Viserys'in üzerinde Targaryen amblemi var ya burada. Evet. O kadar yakışmıyor ki ona mesela tamam mı? Hı. Ve zaten adamın amaçladığı şey de o. Ama hı. mesela Daemon'un ben Hani zırhı çok komik demiştim ya sen önceki videolarda. Hı. Mesela burada beni yok, çok. Yok ben seviyorum. Ha işte yok hani kendim için konuşuyorum. Mesela burada öyle düşünmedim. Belli ki bilerek yapmış yani biri canını ortaya bu şey, şey için. O sahneye gireyim tam bu bölüm aşırı iyi oynuyor. Tek ama. bir şey söyleyeceğim. Viserys'le ilgili. Üzüldüm Hı. dedim ya ona. Viserys'in yalnızlığını da çok iyi vermişler bence acıya. Yani hem evet. görsel olarak hem senaryo olarak. Tabii ya yani yani mesela adama o şey ya. şarap fıskiyesini onu evet, evet. göstermesinin sebebi o zaten. Ve kızının yani yanında istemesinin en büyük sebeplerinden biri yalnız yani çünkü hani Alicent'la falan bir bağı yok aslında. Ya açıkçası ben Renaria'dan biraz soğuyorum ha bunu söyleyeyim. Yani e, bana biraz dandik geliyor yani. Derdini seveyim moduna geçiyorum biraz. Ya tamam abi yani tamam senin hani kadın olarak küçümse bu gıcık bir durum. Okey de gün sonunda çok da bir şey yaşamadın yani. Öyle değilsen bir prenses olarak şey kayasının ejderha kayasının prensesi olarak kalacaksın en kötü yani. Hani bu ya kadar İşte onun karakteri bu bu tarz şeyleri kabul etmiyor. Hayır, okey de yani babasına bu kadar şey yapacak kadar. O kastı o? Hani tamam millete atar olur da. O gider bir kere takmış da. ya. Alicent'le evlenmesi onu hmm. atlatamamış onu yani. Zaten bu bölümde evet. de görüyoruz ya. Konuşmuyor, etmiyor e, o ağacın altında muhabbetleri. Evet. Normalde ama Alicent işte da muhabbet ediyorlar sadece orada. Sadece o kadar mesela kolay sahiplenemiyoruz. Mesela Daenerys'te durum farklıydı. Ya o çok çok mağdurdu acım. Yani çok şey çekti o yani. Aşırı at adamlara satıldı, bilmem ne, yani çekmediği kalmadı ya. Bir dünya şeyler yaşadı. Onu sahipleniyorsun. Mesela Starkları sahiplenme sebebin de onlar da mağdurdu falan. Evet. Hmm. Bunda o durum yok. Yani bunda sadece güç arayışı var bunun. İşte ama yani ya okay. bu dizinin de konusu o ya acı. O yüzden yargılayamıyoruz o konuda yani. şey onu daha çok geçiriyor. Reyner'is yani halası daha iyi geçiriyor mesela. Mesela da çok az ona daha görüntüsü şey vermişler. İleride de işte... atacak şeyi. Çok az olmasına rağmen onu daha şeyim ben. Daha çok benimsedim o karakteri. Bence bu kadın da kötü oyuncu bu arada ya. Aa hiç katılmıyorum yani. Öyle mi? Çok ben beynim, böyle çok beyan... evet, evet. o. role çok olmamış gibi. Bu dizinin olene Tyrell'i aslında. Hani hmm. arkada duran yaşlı ve bilge kadın. bir arkadan çeviriyor aynı zamanda falan. Karakteri biraz o. Ya tam da öyle değil yani. Tam bir da de değil de ama hani kral varisi de bir yandan hani bir yok yok. E, daha, hani daha farklı Game bir karakter. Game of Thrones'dakilerle paralelle kurunca diyoruz ya. İşte Otto'ya dedik ya Tywin'de. Hmm onun gibi ama mesela onu oynayamıyor gibi geliyor bana bir anda. Yani o birebir sahneleri çok iyiydi acım. Yani o da tek sahnesi neredeyse evet. öyle diyeyim. Ya belki ileride evet fikrimi değiştirecek bana bilemiyorum. Ee, evet herhalde iyi sahneleri daha olacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir karakter şimdi. Ee, eee gelelim şeye. geçelim. sona gelelim aynen. Ya bir şey oyunculuğunu hayvan gibi övmem lazım. Yani bu bölüm o kadar beğendim ki yani ağzımı suya attı o sahnede ve tek sahnede görüyoruz onu sadece. Bak Viserys şov yapsa da bence bu bölümün en mükemmel böyle oyunculuğu Demon'ın mektubu aldığındaki hiç konuşmaydı ve sadece rol yaptığı sahne. Abi harika oynuyor tüylerim diken diken oluyor her şeyi hissettirdi bana ya. O evet. anlarda dedim Matt Smith sen neymişsin be kardeşim tamam iyi oyuncu olduğunu biliyorduk da yani şov yapıyorsun şu an ya falan dedim yani çok etkilen, çok iyi bir oyunculuktu o sahne. O yani şeyi kastetmiyorum yani dönüp adamı dövmesinden falan bahsetmiyorum. Ondan önceki yani o mektubu alışı, alış tarzı böyle bir el hareketleri, böyle okuyuştaki minicik mimikleri. Ve çok haklıydı bence. Kesinlikle. Aşırı haklıydı yani. Oradaki her duyguyu geçiriyor. Yani. Ya tabii ki kabul etmez Demon. Yani yani Abi ben o... de etmem ki. Ben yıllardır Tabii. savaşıyorum. Sen sen kralsın bir de senin şey yapman lazım. Son hmm. dakika, e, sana bir bolük asker yolladım. Ve yani neredeydin oğlum bu saate kadar? Niye yardım etmedin? Ortak ama zaten şey bile ya baştan bile gönderiyorsa o ona da okey değil. Yani Hayır, belki değil... o zaman bir tık kabul edilebilirdi. O anlamda söylüyorum zaten. Yok. Yani resmen ama... konuyor bir nevi bir de zafere konacak da az da. Adamlar hmm. başından beri özel Kollis Valerion. Ha favori karakterim Kollis Valerion. Tamam. Şu an karar verdim. Ha. Bu bölümde de benim hani kendi için bile yapsa yaptıklarını ben yine de delikanlı bir adam olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, en azından kendi ailesi için sonuna kadar savaşan bir adam. Bu bölümde de hani nasıl kardeşine bile posta koy isyan edersen senin kafanı kırarım dedi ona resmen. Bir de görsel tasarım olarak da böyle e, ve şey yani şey tarzları, havaları olarak da en iyi yansıtılan e, hanedan bence şeyler Valerionlar yani evet, çok evet, güzel, evet. çok iyi gözüküyorlar evet. abi. Targaryenlardan bile iyi gözüküyorlar evet, yani. Ya, çok ben çok gibi. sevdim ee, bu bölümde de şey yaptım. Orada hani resmen konacaktı ve Daemon buna çok gıcık oldu yani. Ulan bu kadar zaman hani bir yandan da abisin zaten bir şey istemiyor ama Abi evet, sebebi şey diyorum zaten. Damon'ın orada bulunma sebebi zaten nam. Yani evet, sen evet. onu elinden alamazsın o saatten Ha evet sonra. bir doğu var. Bir de o var. Yani başka adamın hiçbir şeyi yok ki. Ona ne basamak taşıdan hiç umurunda değil o. Ama şu anlamda itici güç oluyor yani. O cesur kararı alabilmesi için o bu mektubun gelmesi gerekiyordu. Ve o cesur kararı al, aldı. Gelelim bundan sonra ya o cesur kararı aldıktan sonra. Bir yere sonra çok, çok kısa övmek istiyorum bir yere. Evet. <laughs> ben çok hoşuma gitti. Hani gemiler böyle ağır ağır geliyordu oradan böyle top atıyorlar. Ulan evet, çarpacak o, evet. mı çarpacak mı diyorsun çarpmıyor da. Sonra <laughs> Sonunda üçüncü... çarpıyor. Ya çok güzel değil mi oğlum? O güzel. Ya, Öyle izledim böyle acayip hoşuma gitti ya. Hani çok önemli bir şey değil diziyle alakalı bir durum değil ama bu, bu tarz anlatımlar hep yani küçücük bir detay ama izlerken böyle izliyorsun falan sonra kamera geri geliyor orada işte şey yapıyorlar falan. Bir de şey çok güzeldi onu hemen baştan söyleyeyim. Birazdan söyleyecektim ama baştan söyleyeyim. Ejderhanın aslında çok da büyük bir önemi olmaması Bence çok güzeldi bu bölüm verilen. Yani ejderhan yani olmasa olması %100 ya şu anlamda %100 kazanacaksın diye bir şey yok. Bak adamlar mesela mağara bulmuş. Hmm. Çıkartamıyorsun hmm. dışarı falan. İlla evet. ejderhan var diye %100 kazandın diye bir durum yok yani. O çok güzel. E, çok kör parmak da değil yani. Baya ya. güzel anlatmışlar e, doğ, sebebini. Doğrular da bunun temsilcisi zaten. Aynen öyle. <laughs> e, bunu George Martin'in onlar da bir hayvan işte bunlar da bir silah gibi anlatması hı hı. bu bölüm için hı hı. konuşuyorum. Çok güzeldi onu çok beğendim. Evet müthiş Malkaçoğlu ee... sahnenizde. Evet evet tam bir Malkoçoğlu Demon sahnesi. Yani Malkoçoğlu halt etmiş hatta yanında. Yani abi şeyi bile bundan daha gerçekçi görmeye başladım ben. Malkoçoğlu'nun bir eline kömürle pençe döktürdüğü bir filmi vardır böyle tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> böyle bir plastik maske takar onu da gösterir kamera böyle <laughs> mas şey maske diyorum ya. Eldiven olduğunu gösterir böyle. <laughs> Hiç gizlemezler. Sen şunu yani. diyorsun değil mi? Benim kamerama bak. Ha! <laughs> ee, <Sen> aynen. <laughs> Ketçe bakar burlarda. Evet. Yani yönetmenliği hiç olmamış o sahnelerin. Yani çok tırt. Yani bu tasarım olmaz. E, hacı abi, yani ya o oklardan kaçamaz abi herhangi bir insan. Yani mümkün değil ya yani. böyle bir, bir şey dünya yok. Ben onları koydum bir kenara. Tamam, doğru, haklısın o. Bir tek Jon Snow kaçabiliyordu <laughs> Battle of Bastards'ta. <laughs> Hadi bu da kaç, yani kaçamaz da. Hadi diyelim kabul et. Ya bir şey söyleyeceğim. Adamlar kazanmak üzere. Bak ejderhası olan adamlara karşı 5 hmm. sene, kaç sene işte ne kadar senedir savaşıyorlar. Kazanmak üzereler bir de. yani çok büyük bir olay. Hmm. Demek ki bu stratejik olarak çok zeki bir adam değil mi mantıkça? Hmm. Bak işte tutarsızlık olduğu zaman böyle sinirleniyor insan. Ya bir tane adama 75 kişi niye yolluyorsun lan? E, tabii ki ya. Ve etrafını sarıyorlar. Ne olacak ki onun etrafını sarsan? Tamam evet Prens Damon'ı yakalayacaksın okey de. Ya bir kıllık var bu işte saçmalık var demiyor musun abi? ya kardeşim hiçbir zaman bu işin gerçeği böyle olmasın mümkün değil yani etrafını sarıp bekleyip böyle bir düzen yok abi anladın mı bak bu herif yani nasıl... sana geliyor zaten oğlum 5-5 yolla gelsin gelsin mağaranın önünde yakala yakalayacaksın anladın mı yani stratejik tabii olarak düşünüyorum. Niye yolladın Hı. ki o kadar adamı? Ve bu adamın ejderhası var biliyorsun. Açık alana niye çıkartıyorsun o kadar adamını yani? Hani. Ya tabii canım her yerden dökülüyor. Ha. Ya senin olayın bir de çok adam çokluğundan dolayı e yani kazanmak da bir... değil. Hay bu nasıl plan yani? Her aşamada her aşamada evet, ölebilirdin evet. sen. Evet, her abi. aşamada ölebilirdin Aynen yani öyle. bu. Ya o tepeden Hı. bir adamları çıksa atsa ok. Öldüm. Tabii. Öldüm. Yani, Sadece ok üstünde. değil ki bak. Orada 10 kişiyi yere seriyor bu. Ulan biri de şey yapardı canım. Biri de akıllık yapıp arkadan geri verirdi. öldürürdü yani. Bu o kadar da zor bir şey değil. Sonra oku yiyor gerçi de. 3 tane ok yiyor. Ölmüyor maşallah. Abi bir zahmet artık. Onu da yemese biz ona evet. biraz söyleyeceğiz yani. Böyle bir saçmalık mı olur diyeceğiz. Yani onu sırf laf etmeyelim. Sözde yedi bak hani falan hayranlar. Bak ok yedi desinler diye koymuş koydukları bir şey. Olmamış. Yani onu yedirememişsin. Şeyi de yedirememişsin. Yani o basın taşındaki o adamların yani orası fethedilemez gibi de bir tane tünel girişi var orada. Biz o şeyi hiç algılamıyoruz. Yani gerilla gibi olduğunu anlayamıyoruz bunları. Tuna benim aklıma mesela bir taktik geldi En azından denen, denenebilir belki bilmiyorum. Abi tünellerin ağzına hayvan gibi. Bunlar içeri kaçmıyor mu? Atıyorum. Hayır işte. 10 aslında metre öyle abi. Bir mekan değil orası. Öyle bir mekan değil. Yani sağa sol tutulabilecek bir mekan değil aslında orası. Şey gibi düşün hacım. Yani bizim mesela ter teröristler gibi düşün, tamam mı? Teröristlerde şeyde nasıl? Biz niye öldüremiyoruz? Konumları belli. Oradaki dağdalar. Bir, uça aynı bak, ejderhalar gibi uçaklarımız var, şey, dronlarımız var, hepsi var. Yağdırıyoruz bombayı. Niye ama öldüremiyoruz? Hacım daha öyle bir alan çünkü. Yani tünel bile olması gerekmiyor. Siniyorsun bir yerlere giriyorsun. Koruyor orası seni. Ve kayboluyorsun. Gözükmüyorsun yani. Şimdi kimse bura, seni burası göremiyor. Burası için lan. konuşuyorum ama. Çok, çok... Ay işte burası da aslında öyle mekanmış ama sana gösteremiyorum. Ha, yönetmen... Yok dizi, dizi için konuşuyorum mağaralarına abi ağızlarına yığ odunları yak hepsini bolsunlar nasıl satayım. İşte öyle bir mekan değil aslında burada öyleymiş gibi Heh, gözüküyor. Onu diyorum, Çok kandık. Yanlış. Yani, Yanlış. Değil mi yani mantıken öyle Yanlış. çözebilirsin mesela evet. bu mevzuyu. İşte daha böyle olmaz. Her yerinden çıkışı vardır hacım Heh. o insanların öyle öyle de öyle tek tünel gibi bir şey değil o yani misal evet doğru söylüyorsun o yüzden yani yanlış yani yönetmenliği kötü yani evet, o evet. bence kötü. yazımda da sıkıntı var bence bu yani bu basamak taşı olayını bir an önce bitirmek için böyle bir seçenek şey yapmışlar evet. çünkü bir daha ha, zaman bir, an önce, bir an önce bitirme olayına gelelim ha. yani şimdi Krapfeder, madem böyle bir şey olacaktı sonu hayrı böyleydi sen niye ilk iki bölümde böyle artist artist bu adamı <laughs> evet. şov yaptırıp yüzünü bile ya görmedik falan? diyaloğu yok lan bu adamın konuşmadı bir kelime bile etmedi falan yapıp duruyor böyle. Etmedi yani ama şeyde pazarlaman sanki sezonun kötü adamı gibi. Evet, evet. Pazarlaman yani bana biraz. Ya bu şey yani. işte Damon için Stepstone işte basamak taşı olduğuna da Aynen yani. <laughs> Evet evet. Yani evet. Şu an kazandı işte onun sayesinde kazandılar falan. Ya öyle hikayeyi anlıyoruz. Senaryon vardı yeri anlıyoruz da. Evet, bunu hani... böyle mi yapmalıydın yani değil mi? Evet. Bunun yansıtılışı evet. hoşuma gitmedi. Aynen. Yani, yani aynen. Bir de bir konudan bahsedip mevzu diyecek bir Hı. şey yoksa kapatmak bitti istiyorum. Bitti zaten bölüm ha. bitti. Aynen. Yani. Şimdi bir yeni bir ejderha gördük ya bu bölüm. Ha evet, ee, Sea Smoke. Ben şunu hissettim acı. Ejderhaların Game of Thrones'da belli bir sayıda olması. Resmen ejderhaları gerçekten çok fantastik bir şey yapıyordu tamam mı? Şimdi hmm. birden fazla ejderha görmeye başlamamız. Bu dizide hmm. mesela ejderhaları bayılaştırdı farkında mısın? Yani ejderha gördüğümüz zaman artık eskisi kadar etkilenmiyoruz. Ha tamam bu da bir at falan diyoruz mesela. Ee, bunu bilmiyorum kötü bilmiyorum bir şey ya. olarak evet. söylemiyorum. Sadece bir hissiyatımı söylemek istedim yani. Hani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum şu anda. Ya aslında o da yönetmenlik bence şeyi. Ya sen bunu böyle hissediyorsan tam yapmak istediği şeyi beceremez. Yok bence şey hikayede bence. böyle acı. Yani çok fazla ejderha gördü. Yani bir şey çok görünce artık normalleşiyor ya. Ejderhalar öyle bir şey değil ya. Ödün, ödün sıçırtması lazım senin ejderhanın. Ha eyvallah. Yani. Yok şey anlamında söylüyorum ben. Ha burada hmm. da ejderha var. Ha o zaman burada da ejderha evet, var. Evet. Olacak ya. Bir noktada bu dizinin e, bunu normalleştireceği bir noktaya geldik yani. O beni e, sadece ya söylemek istedim hani. Ya şeyden de... çıkaran durumlar var işte mesela karizma tipli çocuk e, kız gibi drakariz diye bağırınca biraz hani yani Ejderhan'ın şecaati biraz evet, azalıyor evet. yani. Ya yani, onu, onu da netleştirdim. Yani hani mesela biz çok az ejderha aksiyonu görüyorduk Game of Thrones kitabında da dizisinde de. O yüzden o işi böyle büyülü bir şeye çeviriyordu. Şimdi bu böyle bu dizide herkesin ejderhası var olacak bir noktada yani. Bunu bir yandan şunun için söylüyorum. Bayağılaşıyor ya şu an. Dizi şimdi iç iç savaşa gittiği için yani bunu hmm. bunun için stop spoiler yemeye de gerek yok. Belli nereye gideceği. Hmm. Belli ki bu ejderhalar bir noktada birbirine girecek. Zaten ikinci bölümde hmm. biraz hani onun gibi bir şey yaptılar yani. Ya savaşacaklar mı acaba falan gibi. Öyle bir bitecek ki demek ki ejderhaların değerini o zaman anlayacağız yani. Hani ulan, ulan çok değerli şeyler gitti falan gibi olacak belki de. O anlamda hani güzel gidiyor bence o kısım. Onu demek istedim. İyi ya dizi gene yani bütün yani ben o beğenmediğim şeyine rağmen bile hala ilgi çekici güzellikte gidiyor. Keyifli, hoş. Yani. Evet arkadaşlar Ejderha Evi dizisinin 3. bölümünü konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Sondaki savaş sahnesi çok mu dandikti? gerçekten gıcık bir karakter mi? Bir, süre, bir süre üzülüyor musunuz? Yoksa maan karısını öldürmüş bir şerefsiz o mu diyorsunuz? de beter olsun mu diyorsunuz? Otto Aytavır'ın Oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka? Sizin sizin favori karakteriniz kim? Sizin favori karakteriniz itibariyle. kim? Itibariyle. kimle evlenmeli? Kimle baş göz edelim? Bizim abinin adı neydi? Avukat abinin. E, Lionel diye hatırlıyorum yanlış tamam, hatırlamıyorum. işte. E, soyadı de... Strong. Strong abi. <laughs> Game of Thrones evreninin en zeki aklı başında karakteri bu mu sizce de? Evet düz sorular bunlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. <laughs>